kızım, ne yapıyorsun? İyiyim hoşum, sen ne yapıyorsun? Sıkıldım bey baba. Başkalarının yanında eyvallah ama yalnızken karışma. Bardağı yağ içinde bıraktın, tadı şaşıracak. Bir haftadır ambalaj oldu, merak etme, şaşıracak hali kalmadı. Suyu iki yudumda içecektin, unutma. Yemeği zehretme Allah sen. Ekmeği elinle kopar, kaç tur söylüyorum kafana girmiyor. Bundan sonra yemek yemeyeceğim zaten. Peynir ekmek benim neme yetmez. Allah'ım sen bilsin, aman yarabbim. Kahvenizi burada mı içeceksiniz? Konyak da ver bana. Doktorlar yasak etmişlerdi. Biliyorum, şişeyle getir. Yapma, içme, içilmez ha? Bu. İyileşmemiş yavrucak, bazen pusuluya şaşırıyor. Vah, 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 vah. Kusura bakma, bunu unutmuşum. Aman bey baba, derdim bu olsun. Geçen gün parmaklarımı yıkadıktan sonra içmiştim ya. Bak terakki etmişim. İşte tamam, adımlarını kalçadan değil dizden atacaksın. İki tarafına da hafifçe yaylanacaksın. Hadi bakalım, bir daha tecrübe et. Oluyor mu? Ellerini sarkıtma, göğsüne doğru kaldır. Tamam. Hiç böyle olmadılardı. Aralarından su sızmıyor. İhmalini ödüyor şimdi. İkisi de ayrı hava çalıyorlardı. Bazen felaketin de hayırlısı olurmuş. Güzelim kız, genç, toy. Öyle serbest bırakılır mı? Ziyan zebil oldu. İşi büyütme öyle. Çabucak düzelip döndü. Vaziyeti ağır olsaydı bırakırlar mıydı hiç? Bardak bir defa çatlamasın. Ondan sonra ne yapsam boştur. Görmüyor musun, arada bir bozuluyor. Yarın bir kısmeti çıkar, evlenir, geçer gider. Bugünlerde unutulur. İnşallah. Bey işine dalıp da Türkan'ı gene kendi havasına bırakırsa, alır başımı giderim. Ben de senden gelirim. Türkan'ı da bırakmayız. Gülüyor söylüyor ama zoraki. Kızın yüzüne baktım ağlamaklı oluyorum. Bu İfakat Hanım'dır. Dostları İfo diye çağırır. İfakat Hanım kızmaz mı? Hayır, sevinir. Bu Şükran Tuna iki defa evlenip ayrıldı. İkinci kocası yağ fabrikatörüydü. Şimdi gene ilk kocasıyla evlenecek. Yaz oraya. Karışık bir dalga. Şu kız Türkan'ın iyi arkadaşıydı, Selmin. Evlendi, şimdi Avrupa'da. Annesiyle babası Türkan'ı sık sık ararlar. Kadının adı Fatoş, kocasının Zeki'dir. İkisine de isimleriyle hitap edeceksin. Sakın teyzeciğim, amcacığım filan deme, yanarız. O nasıl iş öyle, dünyada söyleyemem, utanırım. Şu da Ali Rıza Bey, milyonerdir, hiç evlenmemiştir. Hassastır, kibardır, birkaç öksüz okutur. Hayırsever adamdır, not al, unutma. Mide Hanım'ın ismi Fazilet, evet Fazilet Hanım'dır, hayvanlara meraklıdır. İki köpek besler, unutma. Köpeklerin adı Sherry ile Fifi'dir. Nece bu isimler kuzum? Orasını karıştırma, yazdın mı? Yazdım, yazdım, evet. İsteğiniz var mı? Hayır, yatabilirsin. Sen de erken uyu. 7 saatlere kadar oturuyorsun, doğru değil. Peki dadıcığım. Allah rahatlık versin. Sana da. Annesinin ölümünden sonra Türkan'a öz kızıymış gibi bağlandı. Annem ne zaman öldü? Ben ne zaman doğdum? Türkan ne zaman doğdu?
1942'de doğdu. Yani sen doğdun. Annesi, annen de 10 sene sonra öldü. Babam öldü benim. Cahilim ben, bazen kafam almıyor, karıştırıyorum. Annemin adı ne benim? Sacide. Hadi be! Mualla, 43'te doğmuşum. Annem ölmedi, ölmesini istemiyorum. Ne oluyorsun, nen var? Alışamıyorum. Türkan olurken kendimi unutacağım. Aklımda isimler, tanımadığım insanlar, bir de korku. Bir hata yapacağım diye ödüm kopuyor. Sana acıyorum. Türkan'ı tanımıyorum. Annemi de özledim, Ersun'u, Sunay'ı özledim. Türkan olmaya çalışacağım derken gene Ayşelik başlayacak. Geldi çıkışın içinde. Yorgunsun, günlerdir devamlı çalışmak seni zayıf düşürdü. Gel otur şöyle. Otur, bir mektup yaz annene, para da gönder. Yarın gezmeye gidelim, doğum gününü konuşalım. Biliyorsun gelecek hafta toplantımız var. Oh, şu geceyi bir atlatsam! Merak etme, hiçbir tatsızlık olmayacak. Olursa da ziyanı yok. Bir şaka yaptım derim, güler geçeriz. Onun için vakit kaybetmeyelim. Hadi yavrum. Hadi, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim size de. Sevgili anneciğim, Ersuncuğum, Sunacığım. Size uzun zamandır mektup yazamadım. Sebep malum, yerleşmek, muhite alışmak. Önce çok zorluk çektim, az daha geri dönüyordum. Ah, nerede o günler? Şimdi şehre de, işime de alıştım. Herkes beni çok seviyor. Kim seviyormuş, ne olmuş? Orayı bir daha oku bakayım. Kimsenin sevdiği yok teyze. Şirketteki arkadaşları Ayşe'yi pek sevmişler. Hmm, anlayamadım da, devam et. İki kız memurla aynı pansiyonda kalıyoruz. Hulusi Bey bana baba gibi yardım ediyor, kolluyor. Hasretinizden başka bir derdim yok. Canım evladım, benim de öyle. Hasretinden ciğerim yanıyor. Ah be teyzeciğim, sevineceğine ağlıyorsun. Ağlarım Zahir, sen ne anlarsın ki? Hadi oku, oku. Peki, anneme bu mektupla 1000 lira gönderiyorum. Nerede paralar? Anne nerede? İlahi teyze, zarfta para olur mu? Postayla göndermiştir. Havale kağıdı bugün, yarın gelir. Hakikatle evladım. Yemiyor, içmiyor, anacığını düşünüyor. Damı aktarayım, oduncu Salih'in de parasını vereyim. Güle güle harcasın. Suna ile Ersun ne alemdeler? Nişanları oldu mu? Hı. Onların da yakında yüzüklerini göndereceğim. Okusana kız, ne var? Ne yazmış? Sunacığımın gelinliğini de ben yapacağım. Ersun'a motor alacağım. Kızları olursa adını Türkan koyacağım. Anladın mı şimdi? Bu kız bir tanedir. Melektir ve selam. Kokunu seveyim senin. Ben postaneye gidiyorum. Bakayım havale mavale var mı? Yoksa hemen tel çekelim. Size. Hayrola? Ruhiyatçı Ali Rıza Bey tedavi etmiş. Avrupa'dan 2 profesör gelmiş, bir gece kalıp gitmişler. Ferihan da 2 gündür hasta yatıyormuş. Nesi varmış, yoksa anjin mi? Hayır, parmağında büyükçe bir sivilce çıkmış. Vah vah! Küçük hanım geliyor. Hınzır Türkan, kendisinden bahsettirmesini bilir. Ben sana dememiş miydim bu kızın bir şeyi yoktur diye?
mu delikanlı? Hı? Görmem yazmam gazetesinin dedikodu yazarı, gülümseyin biraz. İşte geliyor. Sevindim. Selmin hiç kart yazmadı, bu sene aşk olsun. Fatoş sen ona yazarsın. Kurulduğumu yaz kuzum. Hoş geldiniz. Şeri ile Fifi nasıl, yanaklarından öperim. Leyla'cığım bu akşam çok genç ve güzelsin. Hepsi dillerini yuttular. Türkan. Gel benimle. Rica ederim, bırakın görecekler. Bu ne resmiyet? Gel canım. Çok şükür, hepsi yalanmış. Buradasın, karşımdasın. İyisin. Günlerce kahroldum. Kapına geldim, yok dediler. Telefon ettim, Osman kibarca atlattı. Sonunda bütün ümitlerimi kaybettim. Söylenenlere inandım. İnandım, evet. Affet beni. Ama benim yerimde kim olsa... Neyse, bırakalım bunları. Sana bir sürprizim var. İstedim ki söyleyemediklerimi de anlatabilsin. Takar mısın? Takar mısın dedim. Haklısın, pek tepeden inme oldu. Beni sevdiğini sanıyorum. Ayrılmamak için insanların evlilikten başka çaresi var mı? Yılmaz! Şey yüzüklerinde, nişan yüzüklerinde öyledir ya. Şimdilik bu bir doğum günü hediyesi. Bunu öyle kabul et. Yakında babanla da konuşacağım. Kabul ederse sen de bana bir yüzük alırsın. İçine adını yazdırırsın. Tarih istemem. Şimdilik tabii. Senden aşkımızın ne başlangıcı var ne de sonu. Konuşmuyorsun. Böylesi daha iyi, tam düşündüğüm gibi. Gözyaşı da istemiyorum. Ama öp beni. Salona geçelim, ayıp oluyor. Peki. Çok güzelsin. Seni anlatabilmek için mutlaka bir masal lazım. Gülme ama, büyük annemi arıyorum şimdi. Masal anlattığın için mi? Gözlerim kapanır, başım göğsüme düşerdi. Kendi alemime dalardım. O kaftandan, deniz ülkelerinden bahsederdi. Şehzade sevgilisini yedi başlı ejderhadan kurtarmak için... Müsaade ederseniz, Türkan'la bir dansta ben edeyim. Tekrar dans etmek için omuzuma dokunursanız fark etmem, hissizimdir. Başıma demirle vurursunuz. Bahçe kapısının demir sürgüsünü alıver. Bende daha alası var onun. Delikli demir, namlusu da var. Sonunda bu herifin alnına dayayacağım galiba. Korkma öyle, sana yakışmıyor. Yalnız söylesem bakayım... Şehzade binsin atına defolsun.
Demek çabuk atlattın. Evde miydin, hastanede miydin ha? Halim pek komikti, evden son çıkışını hatırlamıyorum da. Dozu fazla kaçmıştı galiba, ama sen istemiştin. Neyse, şimdi iyisin ya, özledim seni, içim titriyor. Misafirlerle meşgul olayım. Bırak bu ağızları. Bana çalım yapma, yumruğu gözünün üstüne yersin. Gene devam edeceğiz, tamam mı? Hayır, istemiyorum. Ben istiyorum. Sabahları evdeyim. Gelmeden önce telefon et. Yeniden başlamayacağım. Telefon et dedim. Lafı uzatırsan bağırırım. Sen zararlı çıkarsın. İstersen bir dene. Sabah telefon edeceğim, beni bekle. Canip Bey gidiyor, uğurlaman lazım. Az daha bahçe kapısıyla geliyordum. Gel bana yardım et. Doğru, Yılmaz bizden sayılır. Eyvallah, güle güle. Küçük hanımla bir hediyeleri açıyorlar, birazdan inerler, otursaydınız. Sepetlemek için can atıyorsun, bir de ağız yapıyorsun. Eyvallah. Gene geleceğim, söylersin. Baş üstüne. Sıhhatine, afiyetine Türkan kızım! Hediyemi beğenirse yorgunluğuma diyecek. Bu kimden bakalım? Annen daima bahtiyar olmanı diler. Osman. Osman'ın hediyesi. Karım Osman'ın karısına hediye etmişti. İkisi de rahmetli oldular. Bulunmaz adamdır şu Osman. Türkan görünce sevinecek. Bunların hepsi senin. Olmaz öyle şey. Ben bir bu yüzüğü istiyorum, bir de sizin verdiğiniz küpeleri. Bu yüzüğü de almaya hakkım yok ama. Yılmaz iyi çocuktur, istikbali parlak bir avukattır. Anlaşmamızda aşk yoktu, karışmam. Sen bilirsin. Beni değil, Türkan'ı seviyor. Rolünü başardın, herkes inandı. Beni kurtardın Türkan'cığım. Ne demek istediğini anlıyorum bey baba. Çok düşündüm, olmayacak. Al bu yüzüğü, masal bitsin. Böyle bir şeyi yıllardır beklemiştim. Beni arkadaş canlısı, deli dolu, gamsız ve aşksız bilenler... ...nasıl sevilmek istediğimi öğrenseler şaşkınlıktan... Türkan, saçmalıyorsun. Deli saçması bunlar. Dinleyemem. Tak parmağına. Sen benimsin. Bilmiyorsun. Anlatamam bunu. Seni birdenbire sevdim. Apansız. Evet. Seninle evlenemem Yılmaz. Ben... Evet sen. Söyle. Seni tutan nedir? Benden soğutan nedir bilmeliyim. Bana böyle bakma. Yabancı yabancı. Uzak uzak. Birden değiştin. Söyle, ne var? Beni iyice tanımalısın. Sonradan pişman olmak istemiyorum. Anlıyor musun? Sonra pişman olmaktan korkuyorum. Aylardır beraberiz. Evlenmemizi baban da istiyor, sen söyledin. Niçin pişman olalım?
Dürkan, yorgunsun. Hatta belki de hastasın. Yanlış anlama. Heyecana tahammülün yok demek istedim. Bir zaman daha bekleyelim. Ama en çok daha 2 ay. Söz ver bana. Daha fazla gecikmeyeceğiz. Hem evlenmek istemiyorsun, hem de 2 aydan fazla beklemiyorsun. Peki, nasıl istersen öyle olsun. İki ay sonra gene saçmalarsam döv beni. Onu bugün yapmalıydım asıl. Hatta bu konuştuklarımızı hatırlamasam, unutsam bile beni zorla al götür, olur mu? O da ne demek? Neyi unutursun, nasıl unutursun? Hiçbir şey sorma. Seviyorum seni. Şarkımı dinlediğin zaman gözlerin yaşa bürünecek. Hatırlayıp geçen mesut günleri, kalbindeki yaralar deşilecek. Neyleyim hayatı ben sensiz, gül olur mu hiç dikensiz? Fakat kader buna boyun eğmeli, mucize olur dilemeli. Eğer beni unutursan ölürüm hemen, çünkü her şeyim senden. Buyurun. Oo, hayrola? Söyle bakalım. Efendim, Suna da ben de Ayşe'yi çok özledik. Öyle mi? Evet, öyle. Ne yapalım? Baş başa derdik, dedik ki, şey dedik, bu akşam buluşalım. Nasıl olacak bu iş? Merak etmeyin, bize bırakın, ötesine karışmayın. Ama aramızda kalacak. Ah, söz namus. Pekala, paralar kimden? Paralar kolay. Pekala, saat 8'de Gülhane Parkı'nın önünde. Oldu mu? Güle güle. Thank you.
yumurtalı olsun. Peki usta. Bana bak, bunlar kibar, yağlı müşteri. Terbiyeli konuş, nazik laflar et, nazik. Tıpkı benim gibi. Anladın mı ayı? Anladım. Hadi. Şerefe! Şerefe hanım kızım. Gördün mü bana hanım diyorlar? Sevin de kimseye söyleme. lütfen bana temiz bir bardak getirin. Ulan garson, benim ciğer tava nerede kaldı? Geliyor, yumurtalı olsun. Burasını beğendiniz inşallah. Hem de pek çok. Ömrümde bu kadar neşeli, samimi yer görmedim. Yaşa be amca! Var mısın seninle bir göbek atalım? Be, ne çimdik atıyorsun kız? Ne olmuş yani? İnsan kafayı çekti mi göbek atmadan olur mu? Bak bizim tosuna! Delikanlı, buraya sık sık gelelim, olur mu? Şu bizim Hasköylü balıkçı Ayşe değil mi? Ta kendisi! O yanındaki kranta herif kim? Besbelli dostu! Baksana, karı sinema artisti gibi giyinmiş! Desene yoldan çıkmış! Şunları bir çarpalım mı? Nasıl? Bir hır çıkaralım! Kalantor herif karakola düşüp kepaze olmak istemez! Biraz parasını alırız, ha? Kahvenizi getirdim. Başınız hala ağrıyor mu? Oldukça. Hep benim yüzümden. Sizi öyle bir yere götürmeyecektik. Affedin. Affedecek bir şey yok. Bilakis memnun oldum. Bana bilmediğim bir alemi gösterdiniz. Yapmacıksız insanların dünyasını gördüm. Ama başınız? Ne emniyeti var? Sarhoşlukta olur bunlar. Size bunu Tosun abi gönderdi. Oku bakalım. Muhterem Sayın Bay Beyefendi, sizin gibi kibar bir insan dükkanıma geldiği için şeref duydum. Ama o kazaya çok üzgünüm, beni affedin. Size küçük bir hediye gönderiyorum, afiyet olsun. İmza Şişko Meyhaneci Tosun. Öyle kocaman bir balık göndermiş ki ben bile şaştım. Hoş adam, bir akşam gene gideriz. İnşallah. Allah rahatlık versin. Size de babacığım. Hadi yavrum. İyi geceler.